Play Spor'dan merhaba sevgili dostlar. Evde kal kuşağında her birimiz bulunduğumuz yerlerde kalmış durumdayız. Bundan sonra toplantıları böyle yapacakmış gibi görüyorum ben. Sevgili Eyüp Yıldız'ı, Ahmet Konancı ve Ilgaz Çınar'ı buradan görüyorum. Valla bir dahaki sefere sizi burada konuk etmek isterim sevgili arkadaşlar ama şu anda bulunduğumuz yerlerde kalmakta fayda var. Biz Play Spor'da evde kal kuşağında herkese evde kal derken biz de ortalıkta dolaşmamamız gerekiyor ama bir de zorunluluklar var. Çünkü hakikaten iş yerlerimiz, işlerimizle ilgili zorunluluklarımız var. Sevgili Eyüp de, Ahmet de bu konuda çalışmak zorunda olan sevgili arkadaşlarımız. Arkadaşlar nasıl bir program ya da nasıl bir konuşma düzeni yapalım? Ben hemen sevgili Ilgaz'la başlayalım istiyorum. Dün akşam Twitter'da Fatih Hoca'nın, Fatih Terim'in açıkladığı korona testinin, virüs testinin pozitif çıkmasıyla ilgili herhalde sosyal medya birdenbire karıştı. Bunun üzerine herkes hem geçmiş olsun mesajlarını iletmeye başladılar hem de hakikaten işte kimisini suçlayan, kimisi işte bu belliydi, şimdi işte rahat mı ediyorsunuz ya da istifaya davet eden söylemler oluşmaya başladı. Nasıl bakmak lazım ya da nereden bakmak lazım diye başlayayım ve Ilgaz'la da başlayıp sonra devam edelim. Ya herkese merhabalar. Sağlıklı günler öncelikle. İnşallah hepinizin sağlığı yerindedir. Mesele şu, esasında Fatih Terim'in Beşiktaş maçından sonra, derbiden sonra yapmış olduğu açıklamaları Türkiye'de yapabilecek tek kişinin kendisinin olmasıydı. Bunu sadece cesaretle değil, daha önceki fiziki şartlara hakim olan birisi olması sebebiyle de bu açıklamaları yapmak zorunda hissetti kendisini. Niçin? Türkiye Futbol Direktörü iken hepiniz biliyorsunuz Haliç Kongre Merkezi'nde iki gün süren bu antrenör seminerinde Türk futbolu nasıl kurtulur ve çözüm maddeleri nelerdir bir sunum yapmıştı Fatih Terim. Bu sunumun içinde en önemli noktalardan bir tanesi ise İşte bazı kulüpler kıraathanelerde kuruluyor, antrenman tesisleri yok, duş soyunma odaları yok, duş alamıyorlar. Çok büyük sıkıntılar var. Profesyonel kulüp sayısını azaltmalıyız ve buna göre hareket etmeliyiz diyordu Fatih Terim. Şimdi bunun için söyledim. Beşiktaş yani derbiden sonra Fatih Terim sadece kendi evlatları değil hepsi benim evladım dedi. Sadece kendi evlatlarım önemli ama herkes benim evladım dedi. Biz bu anda şu an toplantıda yani basın odasında 67 kişiyiz dedi. Hadi biz Süper Lig ve TFF birinci kulüpleri bir şekilde daha iyi şartlara sahibiz. Ama aynı zamanda bizimle beraber bu imkanlara sahip olmayan birçok ikinci ve üçüncü lig kulübü var ve hepsinin resimleri bende var demişti Fatih Terim. Yani bu probleme hakim olduğunu ve çok daha önceden uyarmak istediğini ifade etmişti Fatih Terim. Ama yalnız bırakıldı. Niçin yalnız bırakıldı? Çünkü biz ülkede artık sadece renkler ve renklere göre bir hayat standardı oluşturduk. Fatih Terim'in açıklamalarını işte derbide puan kaybetseydi böyle konuşmazdı niyet okuculuğuna soyunduk. Halbuki Fatih Terim niyet okumuyordu. Yani derbiyi kaybetse de kazansa da aynı şeyleri söyleyecekti Fatih Terim. Çünkü bir hafta önce bakın Sivas Spor beraberliğinden sonra Sivas stadının önünde Fatih Terim Mustafa Cengiz arasındaki konuşmalar birdenbire basına yayılmıştı. Demişti ki yani sadece ben konuşuyorum, başkalarının da konuşması lazım diyerek bazı problemlere esasında Fatih Terim orada da dikkat çekmeye çalıştığını biz anlamlandırmıştık. İşin bu birinci kısmı. İkincisi işte maalesef bu niyet okuculuğu kısmı geldi. İşte inandırıcı bulmadık, abartılacak şeyler yok, işte çok abartmıyor muyuz gibi cümleler ama bir baksanız virüs Fatih Terim yakaladı. Ondan önce Abdülrahim Albayrak yakaladı. Hani şu anda biz Fatih Terim üzerinden okuyoruz ama derbide protokol tribününde Abdülrahim Albayrak ve civarında kim varsa herkesin esasında bu teste girmesi gerekiyor. Yani dün Sağlık Bakanımız açıklamayı yaptı. Şu anda Türkiye'nin her yerinde bu salgın dedi. Şehir şehir söyleyemem dedi. Temasla geçiyor, konuşmayla geçiyor, birbirine yakın olmakla geçiyor. Kısaca Tamer Tuna, Fatih Terim ama Fatih Terim ve Tamer Tuna ertelenmesi konusunda milli maç arasıyla beraber birleştirilmesi konusunda haklıydı. Ama ve lakin böyle olmadı. İşin diğer kısmı Türkiye Futbol Federasyonu kısmında da çok kısa bir şey söyleyeyim. Bilim kurulu veyahut da yukarısı hükümet seyircisiz oynansın demiyor. Onlar diyor ki tavsiye kararı veriyorlar. Yani bu liglerin ertelenmesi
veyahut da yani seyircisiz oynanmasını geçtim. Ertelenmesi tamamen Türkiye Futbol Federasyonu elindeydi. Ertelemediler. Seyircisiz oynamayı öngördüler. Böyle bir durum çıktı ve bence sorumluları tabii ki onlar. Sadece Türkiye Futbol Federasyonu değil, Fenerbahçe Beko'ya da öncelikle bir geçmiş olsun dileklerimizi Cenk Enda'ya da iletelim. Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu şu an ortaya çıkan tabloda benim nazarı dikkatimde sorumlulardır diye sözü şimdilik size vereyim. Ilgaz, tamam, çok teşekkürler. Ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Sanki Fatih Hoca'nın bu söyleminden iki gün önce de Galatasaray Kulübü'nün başkanı evet, stadın her tarafının dezenfekte edildiğini, doğru, seyircisiz oynamanın gündeme bile gelmeyeceğini, son derece güvenli olduğunu, herkesin maça gelebileceğini, herhangi bir sıkıntının olmadığını da belirtmişti. Yani bizim sıkıntımız biraz rüzgara göre ya da o andaki koşulların bizim lehimize ya da aleyhimize olmasına göre bir takım söylemlerde bulunuyoruz. Ve sanki bu söylediklerimizi balık hafızalıymışız gibi ertesi gün unutuyoruz. Ertesi gün şartlar değişip de başka türlü şartlar olduğu zaman da bu söylediklerimizi tamamen unutup bambaşka söylemlerde de bulunabiliyoruz. Doğru, çok sesli olması bir kulübün son derece güzel bir şeydir. Herkesin kendi görüşünü, herkesin kendi düşüncelerini belirtmesi gayet iyidir ama yani burada artık renkler yok arkadaşlar. Burada artık sarı laciverdi, sarı kırmızısı, bordo mavisi, siyah beyazı değil. Burada bir insan sağlığı var ve daha bu işin ortaya çıktığı ilk günden bu yana hem Eyüp'le hem Ahmet'le hem de Ilgaz'la biz stüdyolarda da konuşurken bu şekilde de konuşurken hep bunun hakikaten insan sağlığının öncelikli olması gerektiğini dile getirdik. Bizim gibi yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan da bunu dile getirdi. Ama bu dile getirilen şeyleri göz önünde bulundurup da bu ülkede futbolu, sporu yönetmeye aday insanların acaba tek başlarına bu kararı verememelerinin sebebi ne? Ya da bu neden kaynaklanıyor? Bu kadar basit mi? Yani yok Fatih Terim şöyle dedi. Aslında olacakları da biliyordu Fatih Hoca. Ya tabii ki hele hele Fatih Hoca gibi bu ülkenin futboluna son derece büyük emekleri olmuş. Hala da olmaya devam eden. Ve maalesef bu virüs illetinin risk grubu arasında baktığımızda en sıkıntılı gruba dahil olabilecek yaşta olan büyüklerin biraz daha korunması, biraz daha dikkat edilmesi gerekirken işin bu noktaya gelmiş olması, dün akşam bildiğim kadarıyla hem Sayın Mustafa Cengiz hem de Başkan Yardımcısı Galatasaray Kulübü'nün Yusuf Günay hemen apar topar hastaneye gidip onlar da test yaptırmaya gitti. Belki de günün ilerleyen dakikalarında bize şey gelecek, haberler gelecek onlarla da ilgili. Yani biz şu konuşmayı şu anda kayda alıyoruz. Belki bu konuşmayı yayınladığımız anda başka bilgilere de sahip olacağız. Ben o zaman Melih abi bununla ilgili hemen araya gireyim. Yusuf Günay az önce yaklaşık bir 10 dakika kadar önce hastaneye gitti test için. Giriş yaptı, henüz çıkış yapmadı. O da şu anda yaşanan bir gelişme. Yani az önce girdi, henüz belli olmamıştır. Evet. Muhtemelen yani aynı hastane mi Ahmet? Hastane konusunda bilgi sahibi değilim henüz. Yani Fatih Hoca'nın bulunduğu, isimle alakalı bilgi sahibi değilim ama hastaneye giriş görüntülerini izledim. Bir 10 dakika, 15 dakika oldu. Henüz test tamamlanmadı, bir açıklama da yapılmadı. Ama dediğin yani, gibi abi, bunlar arka arkaya gelecek. Hani teste giren insanların sayısı artacak. İşte onunla ilgili süreçleri yaşayacağız. Bunlar arka arkaya gelecek. Bunlar üzerinden bizim insani kriterler dışına taşıdığımız tartışmalar normal değil. Anormal %100. Anormal günlerde bize normal gelen ama insani kriterlere göre anormal olan tartışmalarımıza, o sığ futbol tartışmalarımıza devam ediyoruz. Az önce Ilgaz çok güzel bir cümle kullandı. Dedi ki standartlarımızı renkler üzerinden belirliyoruz. Yani futbol keyfi, hani birbirine o kızdırma, taraftarlık bir çizgiye kadar. O çizgiyi çok fazla insan maalesef bilmiyor. Yani toplumumuzda böyle bir sıkıntı var. Çizgiyi bilen insanlar değiliz. Onun öbür tarafına geçtiğimiz zaman kaos, kaotik bir ortam, anomi, her şey bizi bekliyor. Ve futbolda bunları yaşıyoruz. Benim üzüldüğüm nokta bizim böyle sağlıkla ilgili konularda bile benzer tartışmaları karşı karşıya gelerek yapmamız. Şimdi biz bu virüsü hani atlattık, atlatıyoruz, sürecini yaşıyoruz ya. Bugün Çin'de bir virüs daha çıktı Melih abi.
Adı da Hanta virüsü. Yani ilk defa bugün adı konuldu. Bununla ilgili birisi gözlem altına alındı. Yani ardı arkası gelmiyor. O kadar anormal bir çağda, dönemde yaşıyoruz ki. Ve bu da bizim nesle denk geldi. Hanta virüsü diye bir virüs çıktı. Bakın önümüzdeki günlerde bunu da daha çok konuşacağız. Daha biz buna alışmadan, dur bir dakika. Covid-19'a alışmadan bir de Hanta ile ilgili evet, konuşmalar olursa felaket. Eyüp, orada sessiz sedasız bekliyorsun. Çayını yudumluyorsun da. Senin de neler söyleyeceğini merak ediyoruz. Şimdi hem Ilgaz, hem Ahmet, hem sen Melih abi çok güzel noktalara değiniriz. Aslında biz bu koronavirüs açısından çok şanslı bir ülkeydik. Yani bizden önce virüsün temas ettiği ve bir takım deneyimler elde etmiş ülkeler vardı. Çin'den başladı. Sonra İtalya, en yakınımızda İtalya bunu yaşadı. Biz onların deneyimlediği virüsle ilgili tecrübe edindiği noktaları görüp daha erken önlem alabilirdik. Benim takıldığım nokta bu. İtalya önce seyircisiz oynattı. Hatta bunda çok ısrar etti. Maçları bir erteledi, sonra bir daha oynattı. Ve bunun çözüm olmadığını gördü. Ve biz bu İtalya'nın elde etmiş olduğu deneyimi kendimize direkt uygulayabilirdik. Ama biz bunu tercih etmek yerine İtalya gibi ısrar ettik. İtalya gibi oynatmaya çalıştık. Seyircilerin gelmesini engelleyerek evet bir önlem alındı ama sadece seyircileri kapsayan bir önlem alındı. Ama oyuncuları, işte maçlarda görev alan isimleri, teknik direktörleri, temizlik görevlileri, top toplayıcı çocuğu koruyacak bir önlem alınmadı. Ama biz bunu alabilirdik. Çünkü biz İtalya pozisyonunda değildik, bunu göremedik. Ve bu sürecin bazı kaybedenleri oldu. İnşallah biz bu virüs salgınından sağ salim kurtulacağız. Minimum hasarla kurtulacağız. Ama yıllar sonra bu sürecin kaybedenlerini sayacağız. Diyeceğiz ki Mustafa Cengiz herkes gönül rahatlığıyla gelebilir, seyirciyle oynanabilir dedi. Bu sürecin kaybedenlerinden biri oldu. Yine bana göre Nihat Özdemir, hiçbir sıkıntı yok, seyirciyle oynatacağız, erteleme gibi bir düşüncemiz yok dedikten bir iki saat sonra bakan çıktı ve bu maçlar oynanmayacak, seyircisiz oynanacak dedi. Nihat Özdemir de bence bu sürecin kaybedenlerinden biri oldu. Yine Ahmet Ağaoğlu maskeyle çıkıp bu maçların oynanmasına hiçbir engel yok, hiçbir tehlike yok dedi. Maskeyle çıkması özellikle onu bu sürecin kaybedenlerinden biri haline getirdi. Maalesef biz İtalya tecrübesini doğru okuyamadığımız için onların yaptığı hataları yaptık. Ve bu da belki de bedeli biraz daha ağır ödememizi beraberinde getirir. Peki, Türk futbolunda bazı figürler var. Şimdi mesela Şenol Hoca, Fatih Hoca gibi figürler. Kim olursa olsun Futbol Federasyonu'nun başında bu gibi isimler Türk futbol hafızasıdır aynı zamanda bizim ülkemizde. Ve onların söyleyecekleri bir söz, Ilgaz ne güzel bu sohbetin başlangıcında Fatih Hoca'dan başka da kimse yoktu dedi. Bunları dile getirebilecek aslında. Şimdi bu isimler Fatih Hoca ancak Beşiktaş karşılaşmasının sonrasındaki basın toplantısında bunu dile getirdi. Karşılaşmadan iki gün önce işte bazı başka tartışmalar olurken acaba bir şeyler söyleyebilir miydi? Ya da milli takımımızın teknik direktörü, bu ülkede futbolun başında olan, yani milli takımımızın başında olan Şenol Güneş'i biz bugüne kadar bu konuyla ilgili herhangi bir görüş ya da herhangi bir söylem içerisinde görmedik. Acaba bu tip zamanlarda böyle ülkede sektörün başında olan, sektörün duayeni sayılabilecek figürlerin biraz daha aklı selim sahibi mesajlarla bizlere ya da bu konuyla ilgilenenlere yol göstermesi lazım değil mi, gerek değil mi? Ne dersiniz arkadaşlar? Melih abi. Evet Ilgaz. Ilgaz. Ilgaz, bizi duyabiliyor musun? Evet abi, biraz dondu şey ama ben şu şekilde devam edeyim. Eğer benim konuşmalarım kaydediliyorsa, kaydedilmiyorsa da sıkıntı değil. Hadise şu, yani Fatih Terim derbiden sonra konuştu. Evet, ama ve lakin öncelikle muhtemelen Galatasaray Spor Kulübü yönetiminden ve başkanından beklemiştir bu konuşmaları. Hani siz çıkın bir şeyler söyleyin, ona göre devam edelim diye.
Fakat Galatasaray yönetiminden, başkanından bir açıklama gelmeyince, tam aksi süreçte bir açıklama gelince de o da kendisini esasında şeye koy, yani maç sonunda saklamıştır. Çünkü unutmayın, Beşiktaş maçının öncesinde karma alana gitme mecburiyetindeyken Fatih Terim, biliyorsunuz orada röportaj vermek zorunda, yoksa ceza yeniliyor. Fatih Terim, konuşacağım çok şeyler var ama şu anda içimde tutuyorum demişti. Hı hı. Yani esasında maç sonunda, maçın sonu ne olursa olsun bu konuşmaları yapacağı aşikardı Fatih Terim. O Sivas maçındaki Mustafa Cengiz'e olan yansıyan görüntüsü. Yani hepimizin haberdar olduğu görüntü. Sonrasında maç sonu yapmış olduğu açıklamalar. Fatih Terim de bir yere kadar diyor ki esasında. Ya önce siz konuşun, sonra ben konuşurum. Yani Fatih Terim hamleleri hep kendi spor kulübünün başkanından ve yöneticilerinden bekledi öncelikli olarak. Sonrasında konuşmak mecburiyetindeydi ve o mecburiyetini o güzel kelimelerle maç sonunda dile getirdi. Diğer türlü Şenol Hoca seyirsiz oynanma kararının hemen ertesinde bu konu hakkında bir iki kelam etti. Ama bu olayların hepsi olurken ve medyayla bütün buluşma günlerinde radyolar hariç, Eyüp de bilir, radyolar haricinde her yere konuşuyor çünkü Şenol Güneş. Her yerde sanki Türkiye futbolunun tek problemi yabancı sözleşmeleriymiş gibi konuştu. Hep yabancı azaltılmalı, yok azaltılmalı, yok azaltılmalı, yerli oyuncu, maaş falan. Hep bunlardan bahsetti. Esasında milli takımlar seçicisi olarak, milli takımların başındaki insan olarak, madem oyuncu sağlığı hakkında da birkaç kelam, hatta uzun uzun cümleler kurması gerekiyordu. Şenol Güneş de kurmadı bu cümleleri. Ben o yüzden en başında demiştim. Sadece Fatih Terim kurabilirdi bu cümleleri diye, konuşabilirdi diye. Konuştu o da. Yani çünkü bir de hiyerarşi vardır. Sizin başkanınız konuşmadan, sizin de maaşınızı ödeyen insanlar konuşmadan önce çıkıp birdenbire kendini konuşmak zorunda hissetmiyor Fatih Terim. Çünkü konuştuğu anda da ceza yiyor. Bir de böyle bir şeyler var. Hani hep biz konuştuk, biraz da başkaları konuşsun dediği çok zaman dilimi olmuştu Fatih Terim'in. Ama benim tek ricam olacak tekrardan bütün insanlardan, Türkiye'deki nüfustan. Yani lütfen renklerimizi bir kenara bırakalım ve hastalığa yakalanmış insanlar üzerinden de birazcık empati yapmaya çalışalım. Bu iş Fatih Terimcilik, yani sarı kırmızı, siyah beyaz, bordo mavi, sarı lacivert değil. Kırmızı beyaz ve bu işin kırmızı beyaz olarak ciddiyetine varalım lütfen. Kesinlikle. Bunu bir adım daha ileri götürebiliriz. Bütün bu konuşmalar olduktan sonra Kulüpler Birliği, bütün bu olaylardan sonra Kulüpler Birliği bir araya geldi. Evet. Kulüpler Birliği bir araya geldikten sonra şu anda Kulüpler Birliği Başkanı olan Göztepe Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil basına açıklamalarda bulundu. Bir başka kulüp başkanı, Allah Allah ne zaman konuşuldu? Bunlar hiç gündeme gelmedi ki bile dedi. Yani bu insanlar bu birliklerde, bu toplantılarda ne konuşuyor ya da konuştuklarının birbirlerinden haberleri mi olmuyor gibi soru işaretleri aklımıza geliyor. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde bu sporun yönetim işinin biz biraz safsakladığımızı düşünüyorum. Hem kulüplerin hem de spor yönetiminin bu ülkede layıkıyla yerine getirilmediğini, sadece ve sadece kendi sektörlerinde başarılı olmuş o ya da bu şekilde başarılı olmuş iş adamlarının spor yönetiminde sanki o sektörün yönetimini yapar gibi başarılı olacakmış beklentisi içerisinde yanlış bir yol izlediğimizi düşünüyorum ben. Ne dersiniz? Ahmet, seninle devam edelim. Şöyle, o bahsettiğin konuyu somut olarak açalım Melih abi. Anladığım kadarıyla 10'lu 15'li bir ekran yapılıyor. Kulüpler Birliği telekonferans yöntemiyle düzenleniyor. Orada daha sonra Mehmet Sepil ve Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamasından anladığımız üzere ki Ali Koç Sayın Başkan diyor ki diyor playoff da olabilir. Belki bir cümle onu söylüyor ama söylemiş oluyor. Mehmet Sepil de bunu hafızasına yazıyor. Sonra bir gazeteciyle veya televizyonda konuşurken bunu söylüyor. Sonra olay playoff'a dönük bir kamuoyu hazırlanması mı yapılıyor acaba şeklinde bir yoruma gidince Mustafa Cengiz Sayın Başkan Galatasaray'dan devreye giriyor. Böyle bir şey yok. Olay şöyle gerçekleşti ve biz bunu tartışmadık bile diyor. Bence de playoff ilk başta insanlara ilginç bir şekilde, yani kulaklara gelmiş olsa bile, futbolumuzun bugünkü içinde bulunduğu gerçekliklere pek uygun değil. Muhtemelen ligi oynatmaya çalışacaklar. Çarşamba pazar tamamlayacaklar. Çok çok gecikirse bile sıkışık bir takvimde bunu tamamlamaya ve gerçekleştirmeye olmaz ise Hollanda Federasyonu'nun açıkladığı yol haritasında olduğu gibi belki bu sezonu oynanmamış kabul edecekler. Ama playoff hiçbir şekilde olmayacak. Ne altta ne üstte diye ben
düşünüyorum. Burada çok önemli bir şey daha var Melih abi. Biliyorsunuz sen de, Eyüp abi de biliyor. Bugün ya da yarın yayına koyacağız. Performans, atletik performans antrenörü. Süper Lig'de de tecrübeli birçok teknik adamla çalışmış. Sayın Murat Kuyucuoğlu. Bugün akşam gazetesinde de manşette açıklamaları var. Uyarıları var. Bunu yayınlayacağız. O da çok önemli. Bir cümle onu geçeyim. Diyor ki, takımların ne zaman maçlarının başlayacağı önemli değil. Takımların maçlara çıkmak üzere antrenmanları toplu olarak yapmak ve sahaya antrenman sahasını ne zaman çıkacakları önemli. İşte 3 hafta olursa şöyle olur, 2 ay ara olursa şöyle olur şeklinde sakatlıkları derecelendirdi Murat Hoca. Bu çok önemli. Yani biz bu ligi oynatacağız derken birçok futbolcuyu çok ciddi şekilde kaybedebiliriz de. Bizim futbol ailesi olarak bunları daha çok konuşmamız gerekirken biz o tarafkirlikten doğan kavgalarla maalesef böyle çok hassas bir hastalık konusunda bile birbirimize girmiş durumdayız. Son bir cümleyle bağlayacağım abi. Sağlıkçılarımız, işte polislerimiz, sıradan vatandaşlarımız, esnafımız vesaire bu süreci belki eksisiyle artısıyla, genelde artısıyla başarılı bir şekilde tamamlayacakken özverili bir şekilde biz futbol ailesi olarak, özellikle bazı aktörler olarak bu süreci yine sınıfta kalarak tamamlayacağız. Umarım bu süreçten dersler çıkarırız ve o az önce bahsettiğim o çizginin öbür tarafına geçmemeyi artık öğrenerek, tarafkirliği bir tarafa bırakarak, futbolun kendisinden zevk almayı öğrenerek bu süreci tamamlarız diye düşünüyorum. Ha, umutlu musun diye soruyor musun abi? Soruyorsun, cevap veriyorum, umutsuzum. Bu konuda umutsuzsun. Ben bir başka konuda daha umutsuz olabileceğimizi düşünenlerdenim. Şöyle ki, zannettiğimiz gibi öyle çok yakın bir zamanda bu sahaya çıkıp da bu maçların oynanması için takımların hazırlık yapabilecekleri bir ortamın çok yakında olmayacağını düşünüyorum. Hatta ve hatta işte Alman Futbol Federasyonu, İngiltere ve Hollanda'daki arkadaşlarımla konuştuğumda bana 2020 yılının tamamının futbolsuz geçebileceğine ilişkin bazı konuşmalar yapıldığına bu birliklerde, bu organizasyonlarda haberleri geliyor. İş böyle olunca hani biz de kendi başımıza, tek başına burada istediğimiz kadar şu tarihte lige başlayacağız, şu tarihe kadar da bitireceğiz diyelim. Önce insan sağlığını düşünen, daha iyi hazırlıklı ve daha donanımlı yöneticilerin bulunduğu ülkelerde daha uzunca bir süre bizim öyle sahaları pek fazla seyirci olarak da, basın mensubu olarak da çıkamayacağımızı öngörüyorlar arkadaşlar. İş sadece bizim burada kendi dar çevremizde gördüğümüz çıkar çatışmalarıyla kavga etmemizle alakası olmayan bakış açılarına sahip, bakış açılarına sahip insanlar var. Eyüp, senle devam edelim. Şimdi sivil toplum kuruluşları, dernekler, örgütler, bunlar homojen unsurlardan oluşmazlar ama günün sonunda alacakları kararlar homojen ve bağlayıcı olmak zorunda. Ben bu noktadan baktığımda Kulüpler Birliği'nin, evet, her kulübün kendi menfaatlerini korumak gibi bir yapısı veya yöneticinin yapısı, düşüncesi var ama günün sonunda hepsini bağlayan bir noktada Kulüpler Birliği'nin davranabildiğini, homojen bir takım kararlar çıkartabildiğini düşünmüyorum. Bu noktada baktığımızda Ali Koç farklı konuşuyor, Mehmet Sefil başka şeyler anlatıyor, Mustafa Cengiz, hatta birkaç gün önce Ahmet Nurçevi konuştu, bambaşka şeyler anlatıyor. Şimdi homojen bir yapı yok, ortaklaşmış bir Kulüpler Birliği yok, kendi aralarında toplantılar yapıp ortaklaşacakmış gibi gözüken bir Kulüpler Birliği de yok. Bu şu an için önemli bir sıkıntı ama bugünün sorunu da değil. Yani bugünün tartışması biz bu ligi ne zaman başlatırız noktasında değil. Çünkü buna bilim insanları karar verecek öncelikle. Bilim insanları siz şu tarihte oynayabilirsiniz dediği andan itibaren hem işte takvime bakılacak, başka organizasyonlara bakacak. Ahmet Konaç'ın söylediği gibi oyuncular sonuç itibariyle bu bir bilgisayar oyunu değil. PC'yi açtığında çıksınlar, sahaya oynasınlar. Onların çalışması gerekecek. Bu tartışmayı bilim insanları başlatacak. Bilim insanları bir tarih verecekler ve o tarihe göre de Federasyon, Kulüpler Birliği bir yapılanmaya gitmesi lazım. Ama bunu düşünmekle de Galatasaray kendi menfaatlerini koruyan, Trabzonspor biz yıllar sonra şampiyonluk yarışında bu kadar kuvvetliyken böyle olmamalıydı, bu lig devam etmeli diyen bir noktada. Beşiktaş son 5 yılın en başarılı takımı Şampiyonlar Ligi'ne gönderilsin diye inanılmaz Beşiktaş'ı önde tutan bir öneri içerisinde. Şu an herkes, hep görüyorum, yöneticisinden taraftarına kadar, tamam virüs çok büyük bir problem ama bir avantaj
bir menfaat çıkartabilir miyiz yaklaşım içerisinde? Maalesef öyle. Sevgili arkadaşlar, artık yavaş yavaş toparlama turuna geçelim diyorum ben. Çünkü teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz ama bağlantıda da bazı ufak tefek sorunlar olmaya başladı gibi geliyor. Son cümlelerimizi alalım. Özellikle hem Fatih Hoca'ya hem bu virüsle ilgili testleri pozitif çıkan bütün dostlarımıza, bütün spor camiasındaki, bu sektördeki her kuruluşa, Fenerbahçe basketbol takımına, Cenk'e, Cenk Renda'ya geçmiş olsun dileklerimizi buradan bir kez daha iletelim. Ve son sözlerinizi alalım. Ilgaz, senle başlayalım yeniden. Lütfen evde kalmaya özen gösterelim. Yani yaşlı vatandaşlarımız için konuşmak gerekirse, siz sokağa çıkıp hastalanmayasınız diye bu hassasiyet, yoksa siz virüs taşıyorsunuz demiyor kimse. Lütfen toplum sağlığına, toplum kurallarına riayet edelim. Kendimize iyi bakalım. Ahmet? Şöyle abi, yani semt ismi de verebiliriz. İşte atıyorum Bakırköy sahili, Zeytinburnu sahili. Biraz daha hani maddi ekonomik olarak daha hani düzgün bir yer Caddebostan sahili. Her türlü uyarıya rağmen insanların yani ekonomik o çizgi fark etmeksizin gerek mangal başında gerek Caddebostan'da en güzel elbiseleriyle işte koşu yapmaktan, yürümekten kendini alıkoyamadığı bir yerde futbolumuzun bu tartışmalar içinde olmasını da çok yadırgamamak lazım. Yani hemen hemen her alanda toplumsal bir aynanın karşısındayız. Dolayısıyla biz de hani mümkün olduğunca iyi mesajlar veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz ama maalesef hayat insanı acılarla olgunlaştırıyor. Umarım en az acılı şekilde bu süreci de atlatırız ve umarım ders almayı başararak atlatırız abi. Eyüp? Evet, evde kalın diyoruz ama benim gibi veya Ilgaz da akşamları televizyona gidiyor, bazen radyoya gitmek zorunda kalıyor, Ahmet dışarıda. Bizim gibi sokağa çıkmak zorunda olan insanlar var. Özellikle kamu kuruluşlarının, belediyelerin bu insanları gözden çıkartmaması gerekiyor. Bu dönem kar etme dönemi değil, yeri geldiğinde belirli hizmetleri zarar etme pahasına yapma dönemi. Bu anlamıyla ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir yanlış var. Metrolarda vagon sayısını azalttılar ve insanlar sağlık mesafesi korum özellikle hareketli saatlerde yani işe giderken veya iş çıkışında sıkıntı yaşıyor. Tamam, belki bu bir tasarruf ama bugün tasarruf dönemi değil. İnsanlar aralıklı oturmak zorunda. Bu tarz yanlışlardan da dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sokağa çıkan insanların da sağlığının düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum Melih abi. Benim de söyleyeceğim son bölümde bu olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tekrardan o eski sıklıkta ve aynı vagon sayısında hizmet etmeye davet ediyorum. Evet, 8 vagonlu hafta içi tarifeye geçsin diyorsun Ekrem Başkan yani. Ay ya, ama bunu zevkimizden illaki oturalım diye değil. Tabii tabii. İnsanlar temas kurmamak için dün çok hem huzursuz oldum, çok korktum hem de gerçekten çok üzüldüm. Bu bence şu an zararına da olsa yapılması gereken bir hizmet. Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Hepinizin ağzınıza sağlık. Normal rutin işleriniz arasında vakit ayırarak bu kaydı gerçekleştirdik. Sağlıkla kalın diyoruz, evde kalın diyoruz. Mümkün olduğu kadar evde kalın ve sağlığınıza dikkat edin diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.